İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan topraklarına bir göktaşı düştü. Kendini bilmezin biri Konstantinopolis'teki Ermeni Sürp Grigori Savoriç Kilisesi'nin haçını kopardı. Türkiye, Batı Ermenistan haritasına değindi. Ermenistan Cumhuriyeti'nde 442 yeni koronavirüs enfeksiyonu ve 15 ölüm vakası doğrulandı. Suriye'de var olan durum. Akşam saatlerinde gökyüzünden düşen ve göktaşı olduğu değerlendirilen cisim, Batı Ermenistan'ın Bingöl dahil Trabzon, Artvin, Malatya, Harpert, Dikranagert, Garin, Sebastia, Dersim, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere birçok şehirde göründü. Bağeş'te yakından görülen ve cep telefonlarına da yansıyan görüntünün ardından Karlova ilçesine bağlı bazı köylerde vatandaşlar göktaşını aramaya çıktı. Cep telefonlarının fenerleriyle arama yapan vatandaşlar göktaşının Bağış ile Karin arasına düştüğünü ileri sürdü. Şu ana kadar kimse bir şey bulamadı. Ermeni Haber Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre Konstantinopolis'in Üsküdar bölgesindeki Ermeni Grigori Savoriç Kilisesi saldırıya uğradı. Bilinmeyen kişi 23 Mayıs'ta kilisenin kapısındaki haçı acımasızca kopardı. Nefret zemininde yapılan saldırı anı kilisenin kameralarına yansıdı. Birkaç hafta önce de bir Türk vatandaşının Bakırköy bölgesinin Zeytinlik mahallesindeki Ermeni Mayr Asvazazin Kilisesi'nin dış kapısını yakmaya çalıştığını hatırlatalım. Son zamanlarda Türk basınında Sevr Anlaşması ve Batı Ermenistan'ın haritasının gerçeğine değinerek bunun hakkında bir açıklama yapıldı. Türk basında çıkan makalenin özeti şöyle: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson'un 1. Dünya Savaşı sonrasında 8 Ocak 1918 tarihinde ABD Kongresi'nde dile getirdiği ilkelerin 12. maddesi Osmanlı İmparatorluğu ile ilgiliydi. İmparatorluğun Türk olmayan kısımları Türk olmayan milletlere verilecekti. Nitekim savaş sonrasında imzalanan Sevr Antlaşması'nda madde 88-93 Batı Ermenistan topraklarında Ermenistan devletini tanıyacak, Türk-Ermeni sınırını hakim sıfatıyla ABD Başkanı belirleyecekti. Wilson, 22 Kasım 1920'de Trabzon, Erzurum, Van ve Bitlis illerini Ermenistan'a vermiştir. Sevr Antlaşması'na göre Büyük Ermenistan yandaki haritadadır. Ermenistan'da Türkçe yayın yapan Western Armenia TV kanalında 6 Aralık 2019 tarihinde Iğdır, Batı Ermenistan'ın vilayeti olarak gösterilmiştir. Başkan Wilson'un önerdiği harita ile TV kanalında yayınlanan harita arasında büyük benzerlik vardır. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Kanada Büyükelçiliği Ermenilere karşı uygulanan soykırımın 105. yıl dönümü vesilesiyle bu haritaların sergilendiği bir etkinlik düzenledi ve Ermenistan Cumhuriyeti'nin Ottawa Büyükelçiliği'nin web sitesinde Ararat Dağı diye gösterilen dağ Türk topraklarındaki Ağrı Dağı'dır. Bu adım bir kez daha Türkiye'nin tarihi reddetme politikasının devam ettiğini kanıtlıyor. Ararat adını Ağrı olarak değiştirerek veya Batı Ermenistan'ı Doğu Anadolu olarak adlandırarak Türkiye, tarihi çarpıtmak istiyor ancak bunlar nafile girişimlerdir. Batı Ermenistan'ın yerli halkı olan Ermeniler, tarihin ve Türkiye'nin bir gün karşı karşıya kalacağı gerçeğin canlı tanıklarıdır. Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden edinilen bilgiye göre 28 Mayıs'ta Ermenistan Cumhuriyeti'nde 442 kişi koronavirüse yakalandı. Böylece toplam enfekte insan sayısı 8216'ya ulaştı. Ermenistan Cumhuriyeti'nde koronavirüsten 32'si son günde olmak üzere 3287 kişi iyileşti. Şu anda 4772 kişi tedavi ediliyor. Toplamda 113'ü koronavirüsten, 44'ü ise diğer nedenlere bağlı olarak 157 ölüm vakası kaydedildi. Bir günde 15 kişi öldü. Rusya Federasyonu'nun Suriye'deki savaşan tarafları uzlaştırma merkezinin haberine göre Rus ordusu Halep, Hasaka, Rakka ve Deir ez-Zor illerinde devriye gezdi. Geçen yıl Ekim ayında kabul edilen Rus-Türk mutabakat zaptı hükümlerinin uygulanmasına ilişkin olarak Rusya Federasyonu askeri polisi, mutabakat zaptı tarafından tanımlanan güzergah üzerinde devriyesini sürdürmektedir.
Hava devriyesi ise Ordu Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildi. İdlib bölgesindeki Cisr Aşşuğur yerleşim bölgesinin yakınında bulunan bir mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Patlamada en az 6 gerici militan öldü, birkaçı ise yaralandı. Ayrıca 2 Türk askeri yaralandı ve helikopterle tahliye edildi. Bahsedilen yerleşimin yakınında taş şeklinde gizlenmiş birkaç başka patlayıcı da bulundu. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size sözleri Ermeni şair Baruch Sevak'a ait olan Sardarabad adlı eseri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.